Türk milletinin arkamızda desteğini ilk buraya geldiğim andan itibaren, hiç buraya gelmeden hissetmeye başladım. Cephe hattında siz de şahit oldunuz zaten. Orada nasıl birlik beraberlik içinde olduğumuzu, Türk muhabir arkadaşların nasıl orada an bağın bizimle beraber her bir şeyi, hiçbir detayını kaybetmeden iletmeye çalışması gurur verici tabii. Bize de gurur veriyor. Desteğini hissetmemiz, Türkiye bayrağı şurada gösteriyorum, Türkiye bayrağını Azerbaycan bayrağıyla yan yana görmemiz bile bize ne kadar gurur veriyor. Bölgede askeri hastane çok... Yani oraya gittiğim zaman ilk neyle karşılaşacağımı bilmiyordum açıkçası. Azerbaycan'a geldim. Ailem doğru düzgün bilmiyordu bile. Hani savaşa geldiğimi, niçin geldiğimi, ne amaçla geldiğimi bilmiyorlardı. 2 yıldır gelmiyorum. Onlar hani torun görmüşler, seviniyorlar. Hani onun şeyindeler. Ben bir bölgeye gidip bakıp geleyim dedim. Öyle gittim, kaldım, devam ettim orada. Yaralı askerlerimiz genelde gelenler bir an önce iyileşip geri gitmek istiyorlardı. Zor tutuyorduk hastaneleri neredeyse. Hastanenin arka tarafındaki yoldaki arabalar tamamen yandı, kül oldu. Hastane hiçbir şey olmadı, sadece camlarımız kırıldı. Bir baro travmalar oldu birkaç çalışanlarımız arasında. Onun dışında çok bir şey olmadı. Küçük hasarla atlattık. Küçük bir şey aslında, çok bir şey yok da hastane çevre vurulduğu zaman dalganın etkisiyle düştüm dizimden. 3 gün sargıda kaldı. Sonra birkaç yerde kesi var. Ucuz atlattık. Böyle çok fazla bir şey olmadı. Toplamda şöyle diyeyim, liste tutmadık ama kaba taslak söyleyeyim. 300'e yakın yaralıya müdahale ettik. Buradaki misyonum şu an itibariyle bitti. Şimdi ailem, arkadaşlarım, akrabam, hatta buraya gelmeden önce üniversitenin rektörüyle görüştüm. Görüş dediler. Teklif etti, o da sağ olsun gel diyor. Ama orada da geliriz. Orası da Türk milletine hizmet ediyoruz. Burada Türk milletine hizmet ediyor. Bu bizim için hiçbir fark, benim için hiçbir fark etmiyor. Şimdilik oradayız. İhtiyaç olduğu zaman geliyoruz.